gelelim vişneli magnolia'ya. Tatlıları seversin. İşte. Sevim. Tatlılar biraz daha hafif olur. Hafif süt oluyor. Evet, kesinlikle. Şimdi malzemelerimiz neler öncelikle Sevimciğim? 1 litre sütümüz vardı. Hı-hı. Onu ilave ettim. 2 kaşık yemek kaşığı unumuz vardı. 2 yemek kaşığı nişastamız vardı. Nişasta mısır, buğday fark etmez. Ben genelde mısır kullanıyorum. Bir yumurtanın sarısı vardı. Onu da ilave ettik ve şekerimizi ilave ettik. Böyle güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonra altını kısıp bir 5 dakika daha pişiriyoruz ve kuplarımıza koyuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bebe bisküvimiz vardı. Evde hani işte hangi bisküvi olursa fark etmez. Biz bebe bisküvisi kullanıyoruz. Daha güzel lezzet veriyor. Mama gibi mama. Çok güzel olur. Evet, buğdaylı bisküviler var. Onlar da olabilir. Blenderdan geçirdik. Bunları da üzerine koyacağız. Daha sonrasında da vişne sosumuz var. Onun vişne yapılışını sosumu... birazdan öğreneceğim senden. Tamam mı? Şimdi öncelikle muhallebisini hazırlıyoruz. Evet. 1 litre sütümüzü kattık, 2 yemek kaşığı kadar unumuzu, 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı kattık ve 1 yumurtanın sarısını kattık. Evet. Vanilyamız var. Ve de kremamız var. Onlar kapattıktan sonra. Burada güzelce bir kıvam alacak. Evet. Sürekli karıştırmak çok önemli. Koyulaşmaması yani pütür pütür olmaması için koyulaşana kadar pişiriyoruz. Bir de böyle muhallebi tarzı lezzetleri karıştırırken hepsini hep aynı yöne karıştırmakta fayda vardır, kesinlikle. Değil mi? Aynen. Bu çırpıcılar da bunun için çok büyük kolaylık. Çok büyük kolaylık. Ya da tahta kaşıklar. Evet, ama bu güzel oluyor, evet. Harika gerçekten. Böyle pişiriyoruz. Çok da basit bir tatlı yapıyoruz aslında. Evet, çok basit. Burada vişneli magnolia'nın muhallebisini hazırladık. Evet, pişti, koyulaştı. Altını kıstım, birkaç dakika daha pişecek. Daha sonrasında da kremamız var. Bu küçük paketlerde olan kremamız. Ve vanilyamız var. Onu da ilave edeceğim. Karıştıracağım, bardaklara ilave edeceğim. Aa, güzel. Şimdi birazcık göz tıkırdatıyoruz onu. Evet, kaynadı. Kıvamı bu şekilde. Ben şöyle yapıyorum. Bardakta, kupta sunacağım zaman sütlü tatlıları biraz daha böyle... ununun nişastasını az koyuyorum. Hani cam kapta koyduğumuzda biraz daha katı oluyor. İşte kaşıkla servis yapıyoruz ya, alıyoruz ya. Bunda biraz daha yoğun sevmiyorum. Akıcı seviyorum ki yerken daha lezzetli oluyor. Harikasın. Evet. Ona şimdi ne zaman ilave edeceğiz aşkım? Şimdi kapatıyorum. Evet. Şimdi ilave edebiliriz. Vanilyamız. Bir paket vanilyamız var ve kremamız var bir paket. Bu da güzel bir lezzet katıyor. Şöyle ziyan etmeyelim. Evet. Bunu da güzelce böyle çırpıp daha sonra vişne sosuna geçeceğim. Ocağın altını kapattıktan sonra ilavelerimizi yapıyoruz. Süt kremasını çünkü kaynatmıyoruz. Kesilebilir. O yüzden vanilya. Şimdi sen şeyini hazırlayacaksın. Vişne sosum içinde şöyle vişnelerimi. Tabii bu tatlıyı ben şu anda vişneli seçtim, yapmak istedim ama narlı da çok güzel olur. Tamam. Aynı şekilde narı. Şekerle bu şekilde pişiriyorum. Daha sonrasında nişastam var. Nişastayı biraz suyla açacağım. Kıvam versin diye, değil mi sosumuza? Evet. Şöyle çok az. Çok güzel bir vişne sosu hazırlıyoruz şu an. Şöyle bir kaşıkla şurada pişir vardı. Şeftali yapabilirler. Tabii yani kış meyvesi ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben geçen gün yapmıştım. Kızım çok seviyor bu tatlıyı. Üzerine narları yaptım. Tane tane. Ayıklayıp üzerine koydum pişirmeden. Öyle de çok güzel oldu. Bu sosta nişasta mutlaka olmalı mı? Olmalı ki kıvam alsın diye. Kıvam alsın diye. Bir yemek kaşığı kadar nişasta. Onu karıştırayım şuradan. Ben hemen çok güzel bir vişne sosu. Hazır soslardan ziyade meyvelerimizi de bu şekilde yaparsak çok daha güzel olur. Şekerin ölçüsü var mı? Bu vişneye bir kase vişne koydum. 8 yemek kaşığı kadar. Yani vişnenin ekşiliğini, tatlılığını siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela reçelden soslar yapar mısın? Reçelden yapmıyorum. Yapmıyorsun. Yapmıyorum. Çok şekerli geliyor. Ama yapılabilir değil mi? Yapılabiliyor tabii ki. Onu nasıl yapıyorlar hayatım? Reçel. Onu da birazcık sulandırıp kullanabiliyoruz. Biraz pişirip suyla birlikte hafif açıp o şekilde. Zaten onun şekeri içinde. Evet, içinde. Yine o reçelede nişasta koyacak mıyız? Yok, koymuyoruz. Koymuyoruz. Bu şekilde bu birazcık kaynayacak. Daha sonrasında nişastasını ekleyeceğim. Kıvamını alacak. Bunu şimdi sen kuplara mı dökeceksin? Evet, kuplara koyayım. Aa, şunu şöyle alalım. Tamam. Bal döken parmağını yalarmış. Evet. Kesinlikle. Gel. Ay, lezzeti çok güzel olmuş. Ağır değil. Evet, sütlü tatlılar zaten. Çok güzel. Evet. Şekeri de çok fazla kullanmıyorum. Şöyle yarım koyalım. Üzerine de şöyle birer kaşık bebe bisküvisinden koyalım. Vay. Çok güzel. Çok hoş. Harika. Bu tabii birkaç saat böyle dinlenirse. Tabii soğuyacak.
Yani ben bu tatlıyı bir gece önceden yapıyorum. Daha güzel kıvam alıyor. Katılaşıyor. Hı-hı. Değil mi? Evet, katılaşıyor. Böyle sıcak sıcak hemen buzdolabına koymamak lazım ama yok, değil mi? Yok, birazcık ilk sıcaklığı çıksın ondan sonra. Hı-hı. Acele etmeyelim evet, yani. Evet, aceleye gerek yok. Şöyle pişti. Kaynamaya başlayınca bunu da üzerine alacağız. Evet. Onları da dolduralım. Çok da güzel. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok koyu değil. Böyle akışkan seviyorum ki o zaten biraz soyunca katılaşacak. Olması gerektiği gibi olacak. Evet. Şöyle nişastayı da ilave ediyorum şimdi. Bebe bisküvisi bu blenderdan geçirmiştik. Aha. Onu da hatırlatmak isterim. Ya da petit beurre bisküvileri kıra da bilirler olabilir üstüne. Evet. Şöyle. Kıvamı çok güzel olacak onun şimdi. Biraz koyulaşacak. Vişneden sos hazırladı. Evet, şimdi kıvamı da çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi birazcık de bunu üstüne üzerine, evet, şöyle servisimizi yapacağız. Değil mi? Oo. Renk harika oldu. Harika oldu gerçekten. Gerçekten. Sunum şahane. Mısır nişastası kullandığımda böyle soslar biraz daha parlak görünümlü oluyor. Bu da bir püf noktası olsun benden. Mısır nişastası. Evet. Un nişastası değil. Buğday nişastası değil, mısır nişastası. Evet, daha güzel parlaklık veriyor. Şöyle. Şimdi sen dedin ya bunu ertesi gün diye. Ezgi'cim, Buse'cim bu ertesi günü bekleyecek miyiz? Hayır, onlar da bekleyecek. Böyle bir soru olamaz. Olamaz yani. Bugün gerçekten hani mutfak, nişan bohçası atölyemizde çok güzel bilgiler verdik. Makyaj üzerine çok güzel sohbet ettik. Maskeler yaptık. Bu püf noktaları hayatımızda çok çok önemli. Ben şu sosları ziyan etmek istemiyorum. Bol bol koyalım. Ay, bol bol. Dediğim gibi vişne değil de başka meyvelerle de üzerine harika bir sos yapabiliriz.